Herkese merhaba dostlar, arkadaşlar. Karayinek bir buçuk ay önce bildiğiniz üzere doğum yaptı. Tam olarak tarihini hatırlamıyorum ama bugün kanaması olmuş. Meğersem arkadaşlar inek boğaya gelmiş, yani kızgınlığa gelmiş. Ben bunun farkına vardım ama tam olarak gelmedi diye düşündüm. Yani şöyle söyleyeyim, 2 kilo kadar bir süt verimlerinde düşüş yaşandı. Boğaya geleceğini anladım. Ardından etrafı koklama gibi hareketlenme yapıyordu devamlı. Yani annem söylüyordu bana bunu sağarken. Çünkü boğaya gelen hayvanlarda arkadaşlar normal verdiği sütten 1-2 kilo aşağı çeker birkaç gün. Bunda siz farkına varırsanız anlarsınız boğaya geleceğini. Akıntı yapmıştı. Ben de görmüştüm ama şimdi akıntı yapar yapmaz da hemen baytara çağırıp aşılatmak da doğru olmuyor. Tutmama olasılığı oluyor. Bütün belirtiler tam ortaya çıkınca aslında tam aşılama vakti. Biz bunda geciktik. Hayvan bugün kanama yapmış. Kanama yapınca da bu kızgınlığın sona erdiğini gösteriyor arkadaşlar. Hayvan boğaya gelmiş ama biz bunu bu sene anlayamadık. Çünkü üzerimize atlamıyordu. Hayvanların üzerine atlamıyordu. Yani tam olarak göstermiyordu. Belki de gösteriyordu ama annemler anlamıyordu. Çünkü ben koyunları otlatırken bu inek açılmış. Zinciri mi kırmış, zincirden mi ne açılmış. Diğer ineği üzerine mi atlıyormuş artık, ona vuruyor muymuş, ne yapıyormuş. Annemler gelmiş hemen bağlamış. Farkına varamamışlar demek ki. O gün inek demek ki boğadaymış arkadaşlar. Bazı ineklerin kızgınlık süreleri bir gün sürer. Bazılarınınki iki, bazılarının üç, bazıları ise bir hafta kadar sürenler de var. Bu inek biraz daha uzun sürmüş. 3 gün falan galiba sürdü ama tam belirti göstermediğinden dolayı bazen inekler tam belirti göstermiyor arkadaşlar. Yani hayvanların üzerine atlama gibi bir durumlar olmuyor. İnekten ineğe de değişiyor gerçi. Dışarıda olsaydı tam olarak anlaşılırdı ama bağlarken, yani bağlı halde biraz anlaşılması zorlaşıyor. Bugün kanama yaptı. Bakalım ne zaman tekrardan kızgınlığa gelecek. 21 gün sonra, 20 gün sonra, 18 gün sonra tekrardan kızgınlığa geliyor. O zaman inşallah aşılatacağız. Yani artık anladık yani boğaya geldiğini. 20 gün sonra anlarız tekrardan gelip gelmediğini daha iyi bir şekilde. Buna aşı yaptıracağız. Elimizde çünkü boğa yok. Ben etçil bir hayvan atmak istiyorum. Yani ya Belçika mavisi, ya Şarole, ya da Piedmontese. Peki sizin fikriniz ne? Biz bu hayvana ne atalım? Bu bir mandofon bir inek. Süt veriminde iyi seviyelerde bir inek. Yani sütçül özelliği de var. Ben sütçülden ziyade biraz etçil bir hayvan çıkartmak istiyorum. Yani bunun erkek çıkarsa, etçil bir erkek, damızlık olarak da kullanılabilir. Sizce ne atalım? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Angus'u düşünmüyorum bu inekte. Çünkü bu inek Angus'tan daha iri etçil hayvanlar da çıkartabilir. Yani yapısı var. Böyle küçük yapılı bir inek değil yani bu. Doğurabilir yani. Bana göre Şarole'yi, Belçika mavisini bu hayvan doğurabilir. Çünkü doğuran inekleri bakıyorum. Ortalama bunun gibi inekler. Bundan daha büyük inekler de doğurabiliyor ama bu inekte doğurabileceğini zannediyorum. Sizce ne atalım? Angus mu, Limuzin mi, Belçika mavisi mi, Şarole mi, Piedmontese mu, yoksa mandofon diyeceğim, mandofon atmayacağım. Yani biraz daha etçil yapılı bir hayvan atmak istiyoruz. Şuna Angus atılabilir mesela. Bu ufak bir inek. Bu Belçika mavisini falan doğurabileceğini zannetmiyorum. Yani zorlanırdı. Bayağı bir zorlanır ama buna Angus atılır ama buna Angus atmayı düşünmüyorum. Yorumlara yazarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kızgınlıkla ilgili çok soru geliyor. Dediğim gibi her hayvan bir değil. Her hayvanda aynı belirtiler göstermez. Bazen belirtilerin hepsini gösteriyor, anlıyorsunuz ama bazen yavaş yavaş. Ya ilk belirti sağılan hayvanlarda arkadaşlar. Eğer süt verimi şöyle söyleyeyim, yeni doğurmuşsa hayvan böyle belli bir günler azaltmaya gidiyorsa diye aynı yemi de yiyorsa bu kızgınlığa geleceğini gösteriyor. Önden bir sinyal size veriyor aslında hayvan. Siz bunu takip etmeniz lazım. Biz bu sefer ilk defa kaçırdık bu hayvanla. Bakalım bir dahakine inşallah kaçırmayız. İnşallah aşılatırız ve tutar hayvan. Eğer tutarsa aşılattığımızda yine aynı aylarda doğurmuş olacak. Eylül ayının sonunda falan. Bu sene Ekim ayının sonuna doğru doğurmuştu. Bu sefer Eylül'e doğuracak inşallah. Bakalım. Bundan sonra da büyük ihtimal bu gelir. Çünkü bu doğurdu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Hoşçakalın.